Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda manevi şehit ne demektir? Bunun üzerinde değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Malum şehit denildiğinde ilk hatıra gelen mana Allah yolunda yapılan mücadelede, savaşta hayatını kaybeden kimse. Bunlara şehit diyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, onlar diridirler. Lakin siz farkında değilsiniz diyor. Şehitlik elbette çok büyük bir mertebe. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de minennebiyyin ve sıddıkın ve şühede ve salihin derken seçkin insanları nazara veriyor. Önce peygamberler, ardından sıddıklar ve ardından şehitler. İslam tarihine baktığımızda Hazreti Hamza gibi, üç halife gibi, yani Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi çok büyük şehitler görmekteyiz. Uhud Savaşı'nda Musab bin Ümeyr gibi nice önde gelen sahabelerin şehit olduğunu görmekteyiz. Yine tarihimiz boyunca Allah yolunda yapılan mücadelelerde nice insanlar hayatını feda ettiler. Bunu yine görmekte bilmekteyiz. Sadece bir Çanakkale Savaşı'na bakacak olursak, Çanakkale Savaşı'nda 250 bin şehit bu vatan için canlarını feda ettiler. İşte şehitler bu noktada gerçekten çok büyük bir şeyi gerçekleştirmiş oluyorlar ve Allah yolunda canlarını seve seve feda edebiliyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu meşhur anlamıyla şehidin yanında bir de manevi şehadetten bahsediyor. Bununla alakalı bazı rivayetleri hatırlayacak olursak mesela şöyle buyuruyor. Namusunu muhafaza ederken hayatını kaybeden şehittir. Malını korurken hayatını kaybeden şehittir. Suda boğularak ölen şehittir. Ateşte yanarak ölen şehittir. Ve kadınlara bakan yönüyle doğumdan dolayı hayatını kaybeden kadın yine şehittir. Bütün bunlar manevi birer şehadet. Yani bunlar da sıra dışı birer ölüm olduğundan ve ızdıraplı bir ölüm olduğundan sahiplerine bir takım mertebeleri kazandırıyor. Elbette şehit denildiğinde ilk hatıra gelen savaşta Allah yolunda hayatını kaybeden kimsedir. Ama imanı olmak şartıyla bu dediğimiz şekillerde hayatını kaybedenler bunlar da şehit oluyorlar. Hatta belki depreme bir işaret olarak da görülebilir. Binanın altında kalarak hayatını kaybeden şehittir. İman olan bir kimse göçük altında kaldığında deprem gibi olaylarda onlar da yine manevi şehit sayılıyor. Buradan bu sıralarda bugünlerde gündeme gelen işte bazı yazarların biraz da iftirayla nazara verdikleri bir mesele var. Bediüzzaman Said Nursi Kastamonu Layıkası isimli eserinde İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden masum ve mazlumlarla alakalı manevi şehit ifadesini kullanıyor. Ve bazıları bunu art niyetli bir şekilde işte Bediüzzaman kafirlere şehitlik makamını veriyor tarzında ileri geri konuşmalar bazen medyaya yansır bir şekilde görülmekte. Halbuki bu açık bir insafsızlıktır. İlgili kısma baktığımızda orada nazara verilen şu: şiddeti şefkat ve rikkatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden biçarelere gelen felaketler, sefaletler, açlıklar şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibeti semaviye masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. Yani buradaki masumlar hakkında, masumlar derken malum mesela çocuklar büluğ yaşına gelmeden bunlar hayatını kaybettiğinde velev kafir de olsa bunlar zaten cennete gidiyor. Çünkü mükellef değiller, mükellef olmadıklarından dolayı kurtulmuş oluyorlar. Bu gibi savaş esnasında da elbette masum bir şekilde hayatını kaybeden çoluk çocuk var. Böyle olunca bunların da manevi bir şehit hükmünde olduğuna burada dikkat çekilmiş. Ve şu tarz bir taksime burada yer veriyor. O musibeti semaviyeden
ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer 15 yaşına kadar olanlar ise ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükafat-ı maneviyeleri o musibeti hiçe indirir. 15'inden yukarı olanlar eğer masum ve mazlum ise mükafatı büyüktür. Belki onu cehennemden kurtarır. 15'inden büyük olanlar, bunlar da eğer masum ve mazlum ise, yani bu kayda dikkat etmek gerekiyor. Peki onlar içinde masum ve mazlum yok mudur? Elbette vardır. Dünyanın her tarafında iyi insanlar da bulunabilmekte. Çünkü ahir zamanda madem fetret derecesinde din ve dini Muhammediye bir lakaytlık perdesi gelmiş ve madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın din hakikisi hükmedecek, İslamiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazreti İsa'ya mensup Hristiyanların mazlumları çektikleri felaketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakirler ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahatinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber 100 derece onlara kârdır diye hakikattan haber aldım. Cenab-ı Erhamurrahim'ine hadsiz şükrettim ve o elim, elem ve şefkatten teselli buldum. Eğer o felaketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini, insanların perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodgam, alçak, insi şeytanlar ise tam müstahak ve tam adaleti Rabbaniyedir. Yani bu gibi olaylarda, o İkinci Dünya Savaşı'nda elbette çok zalimler var. Zaten dünyayı ateşe vermeye çalışan kimseler bunların içinde ve bunların bir kısmı da savaşta hayatını kaybediyor. Onlar zaten belasını, cezasını dünyada kısmen görmüş oluyor. Diğer alemde daha büyüğünü görecek. Eğer o felaketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye için ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-ı insaniyeyi, yani dini esasları, semavi mukaddes şeyleri ve insan haklarını muhafaza için mücadele edenler ise elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür ki o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir. İlgili kısım bu şekilde, ama bu şekilde bir ifade gayet net bir şekilde İslami çizgiyi ortaya koymakla beraber din adına hüküm veren bazılarının buradaki ifadelerden işte Çanakkale'de bize karşı savaşanlara şehit diyor gibi o şekilde neticeye varmaları, o şekilde değerlendirmeler yapmaları art niyetin bir göstergesi olur. Her şeyden önce buradaki ilgili kısım gayrimüslimlerin kendi aralarında yapmış oldukları İkinci Dünya Savaşı ile alakalı ve onlardan kurtulabilecek olanlarla alakalı kısım, onların masum ve mazlumları hakkında ve özellikle de çoluk çocuk durumunda, masum durumda olan kimseler, mesela çocuklar 15 yaşına kadar ki hayatlarında vefat ettiklerinde savaşta veya savaş dışında, bunlar zaten manevi şehit hükmünde sayılıyorlar. Bu olayda şunu da görmekteyiz. İnsanımızın araştırıcı olması lazım. İnsanımızın hemen bir haber çıktığında bunu doğru olarak kabul etmek yerine acaba gerçekten öyle mi araştırması gerekiyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in ca'ekum fasıkum binebe'in fetebeyyenu. Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu araştırın. En tusibu kavmen bi cehale thumme tusbihu ala ma fealtum nadimin. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız ve yaptığınıza da sonunda pişman olursunuz. Bu ayet-i kerimeden anlamış olduğumuz, demek ki herhangi bir haber geldiğinde eğer bir fasık tarafından getirilmişse bu haberi incelemek gerekiyor. Ve velev
salih bir insan tarafından da getirilse, eğer haberde bir pürüz varsa yanlış duymuş olabilir, yanlış anlamış olabilir. Bunun hakikatinin araştırılması gerekiyor. Demek ki bir bütün olarak değerlendirecek olursak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda savaşanların şehit olduğunu ifade ettiği gibi, öte yandan manevi şehit hükmünde değişik durumlarda kimseler olabilmekte. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şuna da dikkat çekiyor. Kim samimi bir şekilde Allah yolunda şehit olmayı isterse, velev yatağında da vefat etse o şehitlerden sayılır. Ve bazı zatlar şöyle dua etmişler. Demişler ki, Allahümme la tuhricna mine dünya illa ma şehadeti vel iman. Allah'ım bizi dünyadan ancak şehit olarak ve imanla çıkar. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.